Dolandırıcılar artık teknolojiyi de kullanarak göz açıp kapayıncaya kadar hesapları boşaltabiliyor bildiğiniz gibi. İslam Topal telefonunu sadece 3 dakikalığına bıraktı elinden. Dokunmamasına rağmen telefonun ışığının yandığını görünce şüphelendi. O kısacık zaman aralığının sonunda tam 25 bin lirası artık hesabında değildi. Birisi uzaktan telefonuma müdahale edip bankacılık işlemleri yapıyordu. Totalde 4 kişinin hesabına 25 bin lira aktarılmış. İslam Topal hala yaşadıklarının şokunda. Çünkü gece birileri başucundaki cep telefonuna uzaktan bağlanıp hesabındaki parayı boşalttı. Uzaktan IP adresi değiştirilerek farklı bir telefondan kendi telefonuymuş gibi işlem yapabilmişler. İslam Topal gece uyandığında telefonunun ışığının yandığını fark etti ve telefonu eline aldığında büyük bir şok yaşadı. Çünkü telefonu açıktı ve üstelik birileri dışarıdan telefonuna girmiş ve banka hesaplarına ulaşmıştı. Biraz önce bir başka hesaba 15 bin lira, bir başka hesaba da 10 bin lira para gönderdiğimi söylediler. Telefonla giren siber dolandırıcılar sadece 3 dakikada bankadaki parasını başka hesaplara aktarmıştı. O paralar Ayvalık, Gaziantep ve İzmir'e transfer edilmiş, hatta ATM'den çekilmişti bile. Bu herkesin, her vatandaşın başına gelebilecek bir olay. Siber dolandırıcılar uzaktan cep telefonuna bağlanarak İslam Topal'ın banka hesaplarındaki 25 bin lirayı farklı hesaplara aktardı. Savcılık soruşturma başlattı ama banka yaşanan bu mağduriyetten kendini sorumlu tutmadı ve 25 bin lirayı ödemedi. Banka maalesef ki bu parayı ödemedi. Bu yüzden biz dava açmak durumunda kaldık. Savcılık soruşturma başlattı. Hesaplarına para yatırılan kişiler ifadeye çağrıldı. Onlar da şoktaydı. Suçlamaları kabul etmediler. Hesaplarına paranın kimin tarafından gönderildiğini bilmediklerini anlattılar. Bankanın ciddi bir güvenlik açığı var. Olan İslam Topal'ı oldu. Ne bir şifre girdi ne de bir uygulama telefonuna indirdi. Ama buna rağmen 25 bin lirasından oldu. Sorumluluğu bankada almadı. Topal şimdi bankayla mahkemelik. Peki bu güvenlik açığından kim sorumlu? Burada sorumluluk paranın gerektiği gibi korunmasını sağlamayan bankada. Aykırı davranıyorsa vatandaşın uğradığı zararın tamamını karşılamak zorunda.